yolda yürümek bazılarını korkuttu. Kimisi bize sövüyor, kimisi ana muhalefet partisine. Ama şunu bilin, İyi Parti'yi siz kurdunuz. Bizi bekçi tayin ettiniz, yürüyün dediniz, arkanızda olacağız dediniz ve İyi Parti kuruldu. 6 aylık bir siyasi partinin genel başkanı olarak bugün aranızda 61. ili geziyorum. 61. ildeyiz. Şırnak'tan Muş'a, Bitlis'ten Mardin'e, Mardin'den Artvin'e, Artvin'den Edirne'ye, neresi varsa dolaştık vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle hemhal olduk. Gördük ki siyasette rekabet önemli bir şeydir. Gördük ki siyasetin tek ayağlı yapılması milletimizin aleyhindedir. Gördük ki tek kişinin bekası, Türkiye'nin bekası olmuş, bu tehlikelidir. Gördük ki Sayın Erdoğan'ın keyfine Türkiye'nin... Yok. Biz gereğini yapacağız sandıklarda. Rica ederim. Gördük ki bir kişinin keyfine Türkiye feda ediliyor. Gençlerimiz feda ediliyor. Onun için yola çıktık. Bir an hayal edin. İyi Parti'yi kurmasaydınız, beni aday göstermeseydiniz, bugün Türkiye'de ne konuşulacaktı? Şimdi ne konuşuluyor? Şimdi beyler bev diye geziyor aranızda. Ağlıyorlar, zırlıyorlar ve sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Dün öyle miydi? Dün al ananını git. Efendim askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Evet. Arkadaşım diyor ki cesaret korkuyu yendi. Bir de babanın Türkiye babanın çiftliği değildir öğrendi. Ve bugün Balıkesir bunu iyi bilir. Bugün 1950 seçimlerinin aynısını yaşıyoruz. Ve Allah'ın izniyle aynı sonuçları 24 Haziran'da alacağız inşallah. Ve milletimizin kararı, milletimizin iradesi bu tek adam zulmünü, tek adam keyfini ve bu aile saltanatını demokratik kurallar içerisinde evine gönderecek inşallah. Kardeşim yeter ya. Çoluk ne kadar çocuk doğuracağımıza karıştı. Ne pişireceğimize karıştı. Ne yiyeceğimize karıştı. Hangi okulda çocuk okutacağımıza karıştı. Nerede çalışacağımıza karıştı. Ne yapacağımıza karıştı. Kardeşim sen de yoruldun, biz de yorulduk. Sen de bak sıkılmışsın, biz de sıkıldık. Dolayısıyla git evine. Efendi torun sev. Ailenle vakit geçir. Dolayısıyla kahve iç değil mi? Doğru. Kahve iç. Ve bu ülkenin, bu milletin gerim gerilmesine sebep oldun. Artık nefes almak için, artık huzurlu bir sabaha uyanmak için, huzurlu bir şekilde gece yatağa girmek için 24 Haziran'da bu zulüm iktidarı inşallah sandıklarla ortadan kalkacak. Şimdi önce bu partiyi kuramaz dediler, kurduk. Sonra seçime giremez dediler, seçime giriyoruz.
Sonra dediler ki grupla aday ol. Hayır. Biz sadece önümüze konan antidemokratik engelleri aşmak için bir yol bulduk ve bu yol sebebiyle o arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bizim seçime girebilmemiz için bize destek veren o 15 milletvekili arkadaşıma tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ama olmazdı. Eyvallah. 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 Ben cesareti ne zaman öğrendim biliyor musunuz? 28 Şubat'ta öğrendim. Sebebi şu. O zaman gördüm ki imanla korku aynı yerde bulunmuyor. Eğer inanmışsan ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Buna iman etmişsen korkmuyorsun kardeşim. Ama o zaman korkak tavşanları gördük. Korkak tavukları gördük. Fıtrat değişmiyor. Bugün de aynı korkuyu aynı insanlarda farklı bir biçimde görüyoruz. Şimdi size buradan sesleniyorum. Balıkesir, turizmin cenneti olması gereken Balıkesir. Gençlerinin çalışıyor olması gereken Balıkesir. Zeytininin dünya markası olması gereken Balıkesir. Ve çiftçinin çoluğunu çocuğunu okutabilip çoluğunu çocuğunu evlendirebilecek parayı kazanması gereken Balıkesir. Bunların hiçbiri yok. İnci gibi parlayan Balıkesir 16 senede üstüne kül örtülmüş gibi bir renksizliğe büründü. Soruyorum size, ev kadınlarımız, çocuklarınızın sabah okula gidip akşam eve dönerken herhangi bir kazaya, herhangi bir caninin tasallutuna uğramayacağından emin misiniz? Hayır. Genç kızı olan lise mezunu, üniversite mezunu, genç kızı olan anneler, babalar, kızınızın dışarı çıkıp bir alışverişe gidip ya da bir AVM'ye girip herhangi bir saldırıya uğramadan evine döneceğinden emin misiniz? Hayır. İşte bütün bunların ortadan kalkması için yola çıktık. Kadınlarımıza ya evinizde oturacaksınız, sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etme diyen anlayışa hayır demek için yola çıktık. Ev kadınlarımızın, genç kızlarımızın ekonomiye katkıda bulunması için yola çıktık. Anne ve babalarının çocuklarının geleceğinden endişe duymaması için yola çıktık. Ve 4 yıllık üniversite mezunu gençlerimiz Balıkesir'le ilgili bir araştırma yaptırdık. En çok genç işsizin bulunduğu şehirlerimizden bir tanesi. Ve dolayısıyla 4 yıllık okuldan mezun olup hala babasından, gizli anasından harçlık istemek zorunda olan o çocukları, kız ve erkek çocuklarımıza buradan sesleniyorum. 24'ü akşamı Cumhurbaşkanı olacağım. Sizlerin desteğiyle olacağım. İlk 100 gün içinde Balıkesir tekrar pırıl pırıl parlayacak. Ve değerli gençlerimiz, sevgili evlatlarım, sizlere ya iş bulacağım ya da iş bulununcaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Çocuklarınız
anne ve babalarınızın, anne ve babalarınızın karşısında utanmak, mahcup olmak durumunda bırakmayacağım. Fikirlerinizi ciddiye alacağım. Önerilerinizi ciddiye alacağım. Ve size inanacağız. Size inanıyoruz. Size güveneceğiz. Size güveniyoruz. Onlar sizden korkuyor. Onun için işsizliğe mahkum ettiler. Onun için her şehre bir üniversite açıldı. Devasa binalar yapıldı ve içinde hoca yok. İçinde eğitim yok. Ve bu eğitim politikasıyla yandaşların cebine kepçeyle para akıttılar. Siz işsizsiniz. Şunu söyleyeyim. Hem turizm, hem çiftçi, hem tarım, hem de sanayinin olması gereken Balıkesir'den bahsediyoruz. Balıkesir kuzusu ne alemde? Balıkesirli annelerin kuzuları ne alemde? Biz bunları düşünüyoruz. Bugün gelirken mazota baktım, 5.6 olmuş. Şimdi soruyoruz muhteremlere. Yahu niye bizim çiftçimizin elinden ekme biçme etkisini aldınız? Diyorlar ki pahalıya üretiyorlar. 5.5 liraya, 5.6'ya mazot kullandırırsan hayvana yemi bütün dünya kriterlerinin üstünde satarsan ve elbette gübreyi pahalı satarsan çiftçi ürününü pahalı üretir. Buradan ilan ediyorum. Amerikan çiftçisi 1.5 liraya mazot kullanıyor. Oradan mısır ithal ediyorsun. Amerikan çiftçisi kazanıyor. Benim çiftçim aç. Dolayısıyla bizim dönemimizde çiftçimiz 1.5 liraya mazotunu kullanacak. Dünya. Ben sizi yalnız bırakmam da biraz fazla yanınızda olunca azıcık, yani bu da biraz fazla diyebilirsiniz gençler. Her dakika yanınızda olacağım ona göre. Evet. Çiftçimiz yeniden üretir olacak. Allah bin kere razı olsun sizden. Evet. Arkasından elbette fabrikalar kuracağız. Şimdi gittiler Tunus'tan zeytinyağı ithal ettiler. Kardeşim, Balıkesir'in zeytinyağı dünya birincisi. Niye marka olarak dünyada tescil ettirmiyorsun? Niçin dünya markası haline getirmiyorsun? Çünkü milli ve yerli değilsin. Şimdi düşünün, ben bunları söylemeye başladım 6 ay evvel, mazotu düşürdüler. Vergi yükünü kaldıracağım dedim, onu da düşürdüler. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi 70 milyar dolara Türkiye'deki fabrikaları özelleştirdiler. Cebinize 5 kuruş girdi mi? Maaşlarınıza zam geldi mi? Hayır. Fabrika kuruldu mu? Hayır. Gençlere iş imkanı yaratıldı mı? Hayır. Peki ne oldu? Ne oldu? Millete söven bir şahsın vergi borçları silindi, vergi borçları. Şimdi diyoruz ki biz 30 milyon borçlumuz var. 4.5 milyon kişi kredi kartları ve aldığı diğer krediler sebebiyle peşlerinde avukatlar var, peşlerinde haciz var. Biz de dedik ki öncelikle şehit ve gazi ailelerinin, sonra işsizlerin, sonra asgari ücretlilerin
borç işsizlerin borçlarını siliyoruz. Kredi kartı borçlarını siliyoruz. Tüketici kredi borçlarını siliyoruz. Ben bunu açıkladım. Zaten aradığım için bu haldeyiz. Arkadaşlar, sizin hakkınızda aradığım için şu anda panik atak. Her biri ayrı panik atak. Evet. Cumhurbaşkanı Meral Akşener, ben de inanıyorum, evet öyle olacak ama adamın sinirlerini zıplatıyorsunuz kardeşim. Yani hakikaten zıplıyor. Önce dedi ki siz tamam derseniz tamam. E biz de tamam dedik. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? E duyun Sayın Erdoğan, tamam diyorlar. Ey Allah büyük, kendi ağzıyla söyletti. Sonra 3 milyona yakın insan tweet attı tamam diye. Şimdi çok bozuldular. Bugün de gençlere demiş ki benden sıkıldınız artık. Evet. Gerçekten sıkıldık. Gerçekten bıktık. Gerim gerim gerilmekten bıktık. İşsiz gezmekten bıktık. AK Parti teşkilatlarından kağıt getirerek taşeron yanında ya da uzman çavuşluk için iş bulmak zorunda çocuklarımızın bırakılmasından bıktık. Vatan çocukları gökyüzüne iş için bakarken bakan çocuklarının trilyonlarla oynamasından bıktık. Şöyle bir yüzükle yola çıkanların çoluğunun çocuğunun gemicik sahibi olmasından bıktık. Ama bak şimdi hakkını yemeyelim ya. Hakkını yemeyelim. Arkadaş şu yüzüğü gösterirken dedi ki bu yüzükten başka bir mal mülk edinirsem bilin ki hırsızlık yapmışımdır. Ben demiyorum. Kendi dedi kendi. Cenab-ı Hak söyletti. Ne yapalım yani? Ama el hak doğruyu. Şimdi burada hazır laf açılmışken söyleyeyim. Mal varlığımda Cumhurbaşkanlığı döneminde, yani bunda zaten bir oğlum var, o da dahil olmak üzere, ailevi mal varlığımda liralık artış olmayacak. Önce size onu söyleyeyim. İkincisi, elbette sosyal medya hesaplarımızdan mal varlığımızı açıklayacağız, o ayrı bir konu. Ama hiç kimseyi oğlummuş, kocammış, oymuş, buymuş aramayacak. Hiçbir bürokratı aramayacak. Ama bu ülkenin, bu vatan çocuklarının haklarını, hukuklarını korumak ise benim namus borcum olacak. Şimdi bu borç silme meselesinde opladı abiler. Ama ne opladılar. Havuz denilen o bir söylemeyeyim şimdi, karşımda abilerim duruyor. Hani yani bir çukur var ya, çukur, foseptik çukuru. Allah, soru şu, parayı nereden bulacaksın? Sen parayı nereden bulacaksın? Ben parayı nereden mi bulacağım? Evet, bak diyor ki hanımefendi, saraydan. Evet, ama en önemlisi Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti hani o kiralanan otomobiller için. Oradan bulacağım kardeşim, oradan bulacağım. Sen Mehmet Cengiz'e parayı nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Bir defalık. Cumhurbaşkanı,
bakın asıl burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Mehmet Cengiz'e bulunurken millet için hepi toplu 8 milyar lira, o da bir defada bugünkü 2018 bütçesinin %1'ine denk gelen para için bize çemkiliyorlar. Millete verilecek paraya nereden bulacaksın? Mehmet Cengiz'in cebine koyarken hampadan koyacaksın. Buraya dikkat edin. Bunlar millet düşmanı, millet düşmanı. Neresi yerli ve milli? Neresi yerli ve milli? Evet. Sizleri hacizcilerin elinden kurtaracağız. Aynı şekilde çiftçi borçları da aynı bu saydığım affın içinde yer alacak. Şimdi. Bak hırkadan bahsettin de biz de hırka alacak paramız yok. Ben şimdi bir şey anlatacağım. Çok korkuyor bunlar ya. Gerçekten çok korkuyor. Sizden korkuyorlar. Sizin aranızdan çıkmış gelmiş Meral Akşener'den korkuyorlar. İyi Parti'den korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Şimdi bakın biz ne yapıyoruz? Onun için korkuyorlar. Benim yaşımdakiler büyük ihtimal bilir. Süleyman Peygamber kıssası vardır. Bir gün bir kuş kanadı kırık Süleyman Peygamber'in yanına gelir. Der ki ya Süleyman, bir avcı beni vurdu ve kanadımı parçaladı. Ben av kuşu değilim. Etim yenmez, tüğümden hiçbir şey olmaz. Süleyman Peygamber kuşa döner der ki ey kuş, sen avcıyı gördün mü? Evet gördüm. Gördüysen niye kaçmadın? O da cevap verir. Gördüm de kaçmadım çünkü üzerinde derviş hırkası vardı. Derviş hırkası olduğu için, inanmış olduğunu düşündüğüm için kaçmadım. Sonra Süleyman Peygamber dervişin kolunun kırılmasının hükmünü verir. Kuş itiraz eder. Der ki ya Süleyman, kolunu kıracaksın, yeniden iyileşecek. Tekrar benim gibi kuşları aldatacak. Onun için kolu kalsın ama sırtındaki derviş hırkasını çıkart. Biz bunların üstündeki hepinizi aldatan o hırkayı çıkarttıracağız. O hırkayı çıkarttıracağız. Onun için korkuyorlar. Onun için en çok bize seviyorlar. Ve ülkemde yönetim boşluğu var. Fransa'da bir grup ahlaksız, bir grup şerefsiz çıkmış. Kur'an-ı Kerim'de değişiklik yapılmasını istiyor. Hadi oradan. Ama ve lakin bizimkiler karşılık olarak Fransızca bölümlerini yasaklıyor. Sen onun yerine Macron'un ayağına gidip aldığın milyar dolarlık uçak ihalesini ve sözünü iptal et muhterem. Onu iptal et. Uçakları almak evet. Fransızca bölümlerini yasaklamak evet. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Osmanlı'dan beri Avrupa'da Türkler Müslümanlığın temsilcileridir. Türk eşittir Müslüman bilinir. Sen buradan laf yetiştireceğine yaptırım uygula yaptırım. Daha yeni 2 ay oldu Fransız eti yedirdin bize. Fransa'dan et ithal ettin. Gittin uçak aldın. Uçak ihalesini iptal ettin mi? Verdiğin peşinatı geri aldın mı? Yaptırım böyle yapılır. Çeneyle eğit Fransa olmaz. Gereğini yapmak gerekir. Dış politikada yönetim boşluğu var. Ülkem yönetilemiyor. Amerika 10 binlerce kilometre öteden geldi.
bölgeyi bombalıyor. Rengi, dili, yüzü hangi renk olursa olsun çoğunluğu Müslüman olan kardeşlerimizi bombalıyor. Sen ne yapıyorsun? Trump reise dua ediyorsun. Dolayısıyla ülkemde yönetim boşluğu var. Adalet sarayları yaptığın devasa, yandaş müteahhitlerin cebini doldurdun. O adalet saraylarında adalet yok, adalet. Milletin vicdanını kanatıyorsun. Ondan sonra da dönüp benden sıkıldınız ama ahdim olsun şunları yapacağım diyorsun. 16 yıldır bu ülkede iktidar olan kimdir? Sensin. Dolayısıyla ne eksik varsa, ne yanlış varsa, ne kötülük varsa senin eserindir. 16 yıldır yöneten sensin. Yetmedi cumhurbaşkanı oldun. Yetmedi tek adam olmak istiyorsun. Yetmedi her şey benim olsun diyorsun. Bugün de biz sana hayır diyoruz. Bu yönetim boşluğunu doldurmak için geliyoruz. Ve biz bu yönetim boşluğunu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Dolar aldı başını gitti. Euro aldı başını gitti. Bir ekonomi bakanı var Emre Reşenlik ya. Adam diyor ki dolarla euronun artması bizi ilgilendirmez. Niye benzine zam yapıyorsun kardeşim? Niçin motora, mazota zam yapıyorsun kardeşim? Niçin tüketim malzemelerine, insanların tükettiği ürünlere zam yapıyorsun kardeşim? Niçin doğalgaza zam yapacaksın kardeşim? Dolayısıyla doların uçması, kaçması elbette seni ilgilendiriyor. Senin yanlış politikaların neticesinde ekonomi iki takla attı, şimdi burnun üstüne düşmüş durumda. 500 milyar dolar borç aldın. Kimin cebine gitti? Milletimin değil. Senin cebine, yandaşlarının cebine gitti. Bunlardan bir tane fabrika yaptın mı? Hayır. Bir tane iş imkanı yarattın mı? Hayır. Gençlerin umudunu güçlü kılacak bir yatırım yaptın mı? Hayır. Dolayısıyla 570 milyar dolar nereye gitti? 16 yılda bu para nereye gitti? Allah'ın izniyle iktidar olacağız, cumhurbaşkanı olacağım ve bu paranın hesabını sizin adınıza soracağım inşallah. Allah razı olsun. Evet, şimdi bu hafta engelliler haftası. Ailesinde engelli olan bir insanım ben. Annelerin, babaların nasıl bir endişeyle yaşadığını bilirim. Özellikle otistik çocukların annelerinden bir mektup aldım. İl başkanımıza da dernek başkanımızın gönderdiği bir bilgi var. Sadece otistik çocuklarımız için değil, bütün zihinsel ya da bedensel engelli evlatlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz için onlara düzenli ve sürekli eğitim, gerçekten modern rehabilitasyon merkezleri, itilip kakılmayacakları okullar ve öldükleri zaman anne babanın en büyük endişesi şudur. Ben ölürsem çocuğumu kim bakacak? Onların geleceklerini anne babanın emniyet içinde hissedeceği bir şekilde organize etmek bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla engelli annelerine, engelli babalarına buradan
en derin saygı ve selamlarımı iletmek isterim. Konuşacak çok şey var ama uzunca bir zamandır beklediniz. Sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Şimdi bir şey isteyeceğim. Bakın, sandıklara İyi Parti sahip çıkacak. Bundan emin olun ama hanımefendilerden rica ediyorum, bizim sandıkları koruyup korumadığımızı kontrol edeceksiniz. Tamam mı? Kontrol edeceksiniz. Gençlerden rica ediyorum, kontrol edeceksiniz. Ve o gece akşama kadar, ıslak imzalar alınıncaya kadar oradan ayrılmayacaksınız. Buradan sizlere tekrar sesleniyorum. Sizden rica ediyorum. Evet, kapı kapı dolaşacaksınız. Hem İyi Parti'ye hem Meral Akşener'e oy isteyeceksiniz. Var mısınız? Var. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Allah razı olsun. Ben de buradan size söz veriyorum. Kızlarımızın, delikanlılarımızın iş bulduğu, kız çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın tecavüze uğramadığı, kızlarımızın, kadınlarımızın öldürülmediği, onlara el uzatanın elinin kırıldığı bir hukuki sistemi kuracağıma huzurunuzda söz veriyorum. Gece huzurla uyuyacağınıza, sabah huzurla kalkacağınıza söz veriyorum. Ağlayan bir babanın, ağlayan geceyi ağlayarak geçiren bir anne bu ülkede varsa Allah bana hiçbir şey nasip etmesin. Bunu başarmak için sizden güç istiyorum, sizden destek istiyorum. Bu konuda beraber olduğumuzu biliyorum. Ve bu meydanı dolduran sizler pek çok zorluğu aşarak geldiniz. Engelleri aşağı aşağı geldik, engelleri aşağı aşağı geldiniz. Bu resmin, burada oluşturduğunuz bu resmin kıymetini anlatmam mümkün değil. Cenab-ı Hak bana bunu ölünceye kadar unutturmasın. Cenab-ı Hak hem vicdanımdan hem kendi rızasından ayrılmamayı nasip etsin. Ve sizin karşınıza boynu eğik, kendini izah etmek zorunda beni bırakmasın. Ve buradan herkesin huzurunda şunu söylemek isterim. Ey korkak tavuklar, gelin bakın şu meydana. Biz bu işi başarıyoruz. Biz bu işi başaracağız. 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 Allah'a emanet olun. Her biriniz ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.